Tamam. Diyemeni. Biz neredeyiz? Burası neresi? Burası Yüz Arsif Hazretlerinin evi. Sizi ben buraya getirdim. Siz Yusuf Peygamber'in eşi Asenat mısınız? Evet, ben Yusuf Hazretlerini çok sevdiğimi sanıyordum. Ancak nedimelerinizden işittiğim kadarıyla aşkı ve sevgiyi sizden öğrenmemiz gerekiyor. 30 yıllık ah ve ızdırapla dolu bir ömür sürmek. 30 yıllık ayrılık ve kavuşma özlemi. Andolsun Allah'a ki böylesi bir aşıklığı övmeli ve bu duruşu takdis etmeliyiz. Benim aşkım sizin ifade ettiğiniz kadar temiz değildi. Yusuf benim gibi günahlara bulanmış birinin aşkından uzaktır. Ben aşkımı hevesle, nefsani isteklerle kirlettim ve cezasını da çektim. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. 30 yıl boyunca kınanmak, azarlanmak, ayıplanmak, aşağılanmak. 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca gözyaşı dökmek. 30 yıl boyunca sokak sokak aramak. 30 yıl boyunca koşup hiçbir şey elde edememek. Bu bana verilen büyük bir cezaydı. Her şeye katlandım. Bilgilerim yanınızda olduğum bu kısa sürede nedimelerinizden öğrendiklerimle sınırlı. Sizin hakkınızda hiçbir şey bilmeyişim ve sizin başınıza gelenlerden haberdar olmayışım beni mazur göstermez. Ben Yusuf'un niçin sizden habersiz olduğunu kendisine soracağım. Bu habersizliğin cevabını Yusuf vermelidir. Hayır, ne olursunuz Yusuf hakkında sakın böyle konuşmayın. Biraz bekleyin, ben hemen döneceğim. Yüz Arsif Hazretleri nereye gittiler? Şu anda büyük salonda Akhenaton Hazretlerinin yanındalar efendim. Benimle gel. Asenat, durun. Asenat. Başıma gelenleri Yusuf nereden bilecekti ki? O bütün Mısır halkının dertleriyle ilgileniyordu. Dağ gibi sorunlar, üzüntüler onu kuşatmıştı. O sadece Züleyha'ya ait değildi ki beni düşünsün. Mısır Azizi'nin eşi hanımefendi Asenat huzura çıkmak istiyorlar. Söyleyin gelsinler. Hanımefendi Asenat'ın izin almaya ihtiyacı yok. Umarım Allah'ın peygamberi beni bağışlar. Çünkü kendilerini Kral Akhenaton'a şikayet etmek istiyorum. Asenat, bugün kahinlerin yargılanma günü. Benim yargılanmamı başka bir güne bırak. Benim acelem var. Bu yüzden bekleyemem.
Kahinlerin yargılanmasını erteliyorum. Asenat konuşsun. Bütün hayatını Mısır halkının ruhen ve bedenen huzur bulması için harcayan Mısır Azizi Yüzarsip Hazretleri niçin yaşlı ve görme özürlü ihtiyar bir kadının durumunu görmezden geldi? Hanımefendi, hanımefendi, neyiniz var? Sözünü ettiğin yaşlı kadını nereden tanıyacaktım? Rüyalarıma girerek zihnimi kendisiyle meşgul etmişti. Sen şahittin. Onu nerede bulacaktım? Onu tanıdığınız halde ilgisiz kaldınız. Sizi yıllarca sevgiyle büyüttü ama içine aşk ateşi düşüp bütün benliğiyle yanıp tutuşmaya başlayınca da onu bırakıp gittiniz. O kadın Züleyha'dır. Züleyha mı? Hayır, bu mümkün değil. Züleyha güzel ve zengin bir asilzadeydi. O kadın nasıl Züleyha olabilir? Sizin aşkınız onu bu hale getirdi. 30 yıl sizi beklemiş. 30 yıl boyunca avare avare sokaklarda sizi aramış. Bütün varlığını, güzelliğini size feda etmiş. Ama siz ondan gafil kalmışsınız. Gerçek böyle değil Asenat. Bütün gerçekler anlattığım gibi değil. Kral Hazretleri 12 yıl önce beni Potifar ve Züleyha'nın attığı zindandan çıkardı. Biz Züleyha ve diğer asilzade eşlerinin nasıl Yüzarsif Hazretlerine iftira attıklarına ve onu 12 yıl boyunca zindanda tuttuklarına şahit olduk. Hepsi ihanetlerini itiraf ettiler ve Yüzarsif'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ama ben zindandan çıkınca onlara ne yaptım? Hiçbir şey. Züleyha ve eşini cezalandırmadığım için Allah'a şükretmeliler. Ayrıca ben onca ihtişam ve servetleri varken Mısır'ın ikinci hanımefendisi olan Züleyha'nın bu hale düşeceğini nasıl bilebilirdim? O tepeden aşağı düşmüş. Onun gönlünü almalısın. İyi biliyorsun ki herkesten çok ben onun gönlünü almak istiyorum. Yıllardır rüyalarımda yaşlı bir kadın benden yardım istiyor. Onun dileklerini yerine getirmek tek arzumdur. İzin verirseniz ben Züleyha'yı görmeye gideyim. Hayır. Hepimiz bu bağrı yanık aşığı görmek istiyoruz. Eğer izin verirseniz Ben onu buraya getireyim. Onu buraya getirin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.